Şimdi de arkadaşımız hayatını kaybettiği gün araç talebiniz olursa hemen arayın. Araç göndereceğiz dediler. Geçmiş olsun diyorum buradan kendilerine. Bizim başımız sağ oldu ama onlara maalesef dostlar sağ olsun diyemiyorum. Erişilebilirlik sorunu Altı Nokta Körler Derneği'nin sorunu değil. Erişilebilirlik sorunu kitlesel bir sorun arkadaşlar. Maalesef bu konuda engelliler arasında dahi bir kopukluk var. Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Hanım 22 Mart'taki toplantıda bu talebin sadece Altı Nokta Körler Derneği'nden geldiğini söylüyor bana. Ben buradan soruyorum. Bu talebin sadece Altı Nokta Körler Derneği tarafından gelmiş olması bu işlerin yapılmayacağı anlamına geliyor. Niye bu kadar sürüncemede bırakıyorsunuz bu işleri? Bir sürü yaptığınız ölü yatırım var. Onlara harcadığınız paralara acımıyorsunuz da sesli ışık yaptığınız paralara mı acıyorsunuz? Buradan kendilerini sorumlu davranmaya davet ediyorum. Birçok derneğe de haber verdik. Kent konseyi aracılığıyla. Ama görüyorum ki sadece Ayşe Gürüz Hanım var. Beyaz Ay Derneği'nin başkanı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Karavural'ın da burada olması gerekiyordu. Maalesef burada olmayarak aslında o konseyin başkanı, o meclisin başkanı olmadığını da göstermiş oldu.